Merhaba hayattan, günaydın. Bugün sizin için enfes bir börek tarifim var. Sebzelerle hazırlayacağız böreğimizi. İç harcı olarak havuç kullanacağız, kabak kullanacağız ve biber çeşitleri kullanacağız. Belki isterseniz patlıcan bile kullanabilirsiniz bu tarif için. Son derece lezzetli. Ben bugün galeta ununa bulup kızartacağım ama isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Ne gerekiyor bunun için? Pırasam vardı. Bu hafta pazara gittiğimde biraz pırasa aldım. Pırasanın artık son zamanları. Şöyle önce tavama birazcık yağ gezdiriyorum. Bütün sebzelerimi bu kadarcık yağ ile kavuracağım. Pırasaları ince ince doğradık. Biraz böyle sebzeler çiğ çiğ kalsın. Kızarırken de birazcık pişsin istiyorum. Onun için çok öldürmeyeceğim sebzeleri. Biraz pırasa. Havuç biraz daha geç pişiyor, daha tıkır tıkır oluyor ama havucun yarı pişmiş, yarı pişmemiş hali de çok lezzetli. Havuçlarımı ilave ediyorum. Ve biraz kabak, ama kabaklarımı ilave etmeden önce şu kırmızı biberlerimi ilave edeyim istiyorum. Bakar mısınız renklerin güzelliğine? Her biri ayrı güzel. Yufka kullanacağım, yufkayı dörde böleceğim. Bir dilim ekmeğe denk geliyor aslında. Bunu kızartmayıp fırında yapsanız. Sebzelerim burada güzelce pişerken diğer tarafta iki tane yumurta kırıyorum. Hemen yumurtalarımı çırpayım, hazır beklesin. Galeta unum var. Ve sebzeleri şöyle bir alt üst edeyim. Karabiber ilave edeceğim ama tuz ilave etmeyeceğim. Çünkü biraz soya sosu dökmek istiyorum. Soya sosu zaten kendince tuzlu, epeyce tuzlu. Onun için ekstra bir tuza ihtiyaç hissetmeyeceksiniz. Onun da kendince güzel bir lezzeti ve aroması var soya sosunun. Kabaklarımı da ilave edeyim. Müthiş bir renk aroması. Sağa sola kaçanlar oldu. Yufkalarımı dörde böleceğim. Siz isterseniz daha küçük küçük sarabilirsiniz. Daha büyük büyük sarabilirsiniz. Hatta gözleme gibi bile yapabilirsiniz bunu. Şimdi biz Emirgan'da bahçe içinde bir evde oturuyorduk. Tavuklarımız vardı. Emirgan o yıllar, bundan bahsettiğim belki 40 yıl öncesi, 50 yıl öncesi. Bir tane bakkalımız vardı. Çok kalabalık bir yer değildi. Haftada bir kere semt pazarı kurulurdu. Epeyce de uzaktı. Onun için herkes, bütün komşular bahçelerine yazın İşte domatesini, patlıcanını, biberini ekerlerdi ki ihtiyaç olduğunda zaten alabilecek bir yer yoktu. Annem de böyle evde erzağın azaldığı, malzemenin azaldığı, ne bileyim pazara gidemediği ya da alışverişe gidemediği zamanlarda bahçeden bütün sebzeleri toplar, bu şekilde güzelce kavurur ve kendi açtığı yufkayla çok güzel börek yapardı, sebzeli börek yapardı bize. Tabii o soya sosu kullanmazdı, soya sosu yoktu. Bu biraz böyle Çin böreği tarzında bir börek ama ben şimdi bazı şeylere bakıyorum Türk mutfağında. Bizde onlar çok önceden başka versiyonu yapılmış, başka şekilde yapılmış ve lezzetlendirilmiş. Ben bugün soya sosu koyacağım ama soya sosu koymak zorunda da değilsiniz. Zaten bu sebzelerin kendi lezzeti, kendi içindeki lezzeti son derece güzel ve lezzetli. Soya sosu kullanmazsanız tuz ilave edebilirsiniz. Kırmızı toz biber ilave edebilirsiniz. Ben karabiber koyacağım. Başka baharatlarla da lezzetlendirebilirsiniz sebzenizi. Sebzelerim küçülmeye başladı. Biraz daha küçüldüğünde soya sosunu ve karabiberini koyup altını kapatacağım.
Demin tavaya sığmıyordu. Şöyleydi. Böyle piştikçe küçüldüler. Şimdi ben bu böreği yaptığımda bizim çoluğumuz, çocuğumuz, gelinimiz, gidenimiz çok şükür çok fazla oluyor. Ama aniden gelen misafirim de çok oluyor benim. Ben bu böreği yaptığımda fazlaca yapıp sarıyorum. Sonra buzdolabı poşetlerine dolduruyorum. Buzluğa atıyorum. Bir misafir geldiğinde buzluktan çıkartıp biraz çözdürüp ister fırında ister dediğim gibi yumurta ve galavut ununa bulayıp ocakta kızartıyorum. Hem kenarımda bir ekstra misafir geldiğinde hazır bir böreğim oluyor. Hem de dediğim gibi ekonomik olması da çok önemli. Şimdi biraz karabiber ilave edeyim. Sebzeler o karabiber tadını emsin. Bir çay kaşığı koyabilirsiniz. Çok güzel koktu. Renkleri bile doyurucu. Yaz gelirken böyle rengarenk tarifler seçtik sizin için. Hem kalorisi düşük olsun, hem çok fazla kilo aldırmasın, hem midemize hem gözümüze hitap etsin. Ben yufkayla börek yapıp kızartmak istemiyorum diyenler için bile bu hazırlamış olduğunuz lezzetli sebzelerin üstüne mesela sarımsaklı yoğurt döküp yiyebilirsiniz. Son derece doyurucu, son derece iştah açıcı. Bu soğuduktan sonra mesela belki içine biraz haşlanmış nohut ilave edip, sarımsaklı yoğurt ilave edip bunu salata gibi bile ikram edebilirsiniz. Yani şu anda hazırlamış olduğumuz içi mutfakta birçok yerde börek haricinde kullanmanız mümkün. Onun için ben bu kavrulmuş sebzeleri çok seviyorum. Evet, bence yeterince pişti. Daha fazla da öldürmeye gerek yok. Şimdi soya sosunu ilave ediyorum. Aman soya sosunu da ayarlı koyun. Dediğim gibi çok tuzlu, sebzelerinizi yenmeyecek hale getirmesin. Birazcık yufkalara sarılırken çok hamur hale getirmesin yufkalarımı diye birazcık soğumaya bırakacağım. Ve ondan sonra ufak ufak saracağım. Şimdi böreklerimi sarmaya başlıyorum. O ilk harlı sıcağı geçti. Bolca koyalım içine. Şimdi dizip kenara koyacağım. Diğer tarafta da hemen tavamı hazırlayayım. Birkaç tane sardıktan sonra kızartmaya geçeceğim. Son böreğimi de sardım ve artık kızartmaya başlayacağım. Evet. Tavamı şöyle daha yakın alayım. Biraz yağ gezdirdim. Önce yumurtaya, sonra galeta ununa. Haydi bakalım. Biraz patlattım buradan ama olsun. Böreklerimiz kızardı. Nefis gözüküyor. Ağzım yanmasın diye alt taraftakini alıyorum. Şöyle bir içini göstermek istiyorum size. Rengarenk içi. Nefis gözüküyor. Sizin için tadına bakacağım. Ama tadına bakmadan önce hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Afiyet ve bereket de diliyorum.